Ve'in aleyhim elem zertehüm emlem tün azabün ahim. Elif. Elif. Be. Be. Te. Te. Se. Se. Cim. 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 Dilin ortası hafif damağa doğru. Ha. 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 Biraz daha kalın. Ha. 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 19 yıllık yaz Kur'an kursları eğitimi için pazartesi günü itibariyle camilerimiz ve Kur'an kurslarımızın kapılarını sevgili yavrularımıza açtık. Artık sevgili yavrularımız bizim bundan böyle misafirlerimizdir. Hepinizce malum tabii dünya üzerinde çeşitli çalışmalar var. Siyasi çalışmalar, iktisadi çalışmalar, felsefi çalışmalar. Konu hakkında irili ufaklı STK'larımız var, vakıflar var, dernekler var. Bütün bunlar insanlara hizmet için inşa edilen müesseseler. Fakat buna rağmen bakıyorsunuz ki günümüz dünyasında insanlık mutlu değil, huzurlu değil. İnsanlığın huzurunu ve mutluluğunu temin edebilmek için evvela insanı konumlandırmak, insanı amaçlandırmak lazımdır. İnsan yeryüzünün en kıymetli varlığıdır. Yüce Rabbimiz tarafından kudretinin tecelli ettiği, yaratılışında tecelli ettiği bir varlıktır. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı ve muhterem başkanımızın riyasetinde il ilçe müftülüklerimiz, camilerimiz ve Kur'an kurslarımız hatta kısmi olarak Milli Eğitim Bakanlığımız uhdesinde bulunan okullarımızdan da istifade ederek yaz Kur'an kurslarımıza, camilerimizde imamlarımız, müezzinlerimiz vasıtasıyla bu eğitim seferberliğini başlatmış olduk. Biz burada sadece Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okumasını çocuklarımıza öğretmiyoruz. Aynı zamanda yüzünden okumasını öğrettiğimiz aziz kitabımızın mana yönünü de özellikle günümüz dünyasına bakan insanlar arasındaki ilişkilerimizin huzur ve barışına katkı sağlayacak ahlaki yönünün de göz önünde çıkararak onu da evet ön plana alarak sevgili yavrularımıza toplum içerisindeki davranışlarını güzelleştirme adına da eğitim faaliyetlerimiz var. Değerler eğitimi dediğimiz, mahremiyet eğitimi dediğimiz, aynı zamanda çocuklarımızı biz bir taraftan Kur'an-ı Kerim'le buluştururken diğer tarafta cami ve cami adabı edebiyle buluşturuyoruz. Bunun yanında aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle cami ve cami adabını, edebini, kültürünü sevdirmek için de çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bütün en ucra mahallelerde, kırsalda var olan camilerimizdeki eğitime katılmalarını özellikle istirham ediyorum. Özellikle istirham ediyorum çünkü artık yaşadıklarımız bir kere daha şunu göstermiştir. Manevi eğitim olmadan dünya düzelmeyecek. Günümüz şartları değişmiştir. Yani sadece sırtımızda taşıdığımız ceketimiz değişmemiş. Dolayısıyla eğitim metodumuzu da değiştirmek zorundayız. Günümüz dünyasında artık kocaman dünya bir düğmenin altına sıkıştırılmış hale gelmiştir. Biz hem eğitim hizmetlerimizde hem de dini sunumumuzda ağzımızı değiştirmek zorundayız. Dolayısıyla şu anda doğrusu Balıkesir müftüsü olarak iddialıyız. Eğitimi sevdirerek belki biraz da oyunla nasıl cazibeli hale dönüştürebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Tabii Kur'an-ı Kerim'in elifbasını öğrenmeyeceğiz değil mi? Aynı zamanda annelerimizle babalarımızla nasıl ilişki kurmamız gerektiğinden tutunuz. Altımızda oturan, üstümüzde oturan komşularımıza nasıllarında evet sizin algılayacağınız, anlayabileceğiniz bir dilde yine burada sadece Kur'an'ı öğretmekle kalmıyoruz. Aslında hayatı öğreneceğiz. Burada hayatı öğreneceksiniz. Camimize, Kur'an kurslarımıza hoş geldiniz diyorum. Evet. Evet. İyi ki de geldiniz. İyi ki de varsınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ablası. Hadi bakalım. Aferin. Hadi bakalım. Oo, hadi. Aferin. Hadi bakalım. Oo, burada ne var? Şurada kim diyecek bana size burası neyi anımsattı? Milletimiz var, biz buradayız. Askerimiz var, biz buradayız. Polisimiz var, biz buradayız. Kapıda kavgamız yok, yürütümüz yok, patetimiz yok değil mi? Evet. Tamam. Haydi bakayım. Al bakayım. Aferin. Hemen alın. Alın bakayım.
annemize babamıza yardımcı olacağız. Annenize veya babanıza kurulan sofraya yardımcı olacaksınız. Öyle yapmayın.